had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to, why don't we go back to, never wanted to end. Kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir inceleme videosuna daha hoş geldiniz. Bugün hızlı, kolay ve tatlı bir inceleme olacak. Çünkü ayakkabımız her zaman incelemiş olduğumuz, daha doğrusu çoğu zaman incelemiş olduğumuz basketbol ayakkabılarından farklı bir yürüyüş ayakkabısı. Oldukça da farklı. Bu ayakkabıyı incelemek istedim. Çünkü oldukça ilginç geldi ve 2-3 haftadır da baya baya tercih ediyorum. Karşınızda arkadaşlar Nike Glide Fly Ease ayakkabısı. Gördüğünüz gibi 10.5-44.5 numara aldım. Şu görmüş olduğunuz Move to Zero adlı çalışmadan, yani sıfır atığa yönelik çalışmadan. Ve bu ayakkabılar genel itibariyle %20-%30 işte ayakkabısına göre değişiyor. Geri dönüşüm materyalinden üretiliyor. Açtığınız zaman da arkadaşlar herhangi bir kağıt falan olmuyor. Direkt olarak böyle kutunun içerisinden çıkıyorlar. Ki bu güzel bir şey bence. Farklı kesinlikle. Şöyle direkt alıp hemen yolunuza sizler de devam ediyorsunuz. Bir tanesini elimize alalım. Bu ayakkabıda bağcık kullanmıyorsunuz. Herhangi bir şekilde elinizi kullanmıyorsunuz. Tak diye giyip çıkartıyorsunuz. Terlik yerine rahatça kullanabileceğiniz güzel, şık bir yürüyüş ayakkabısı incelemesi olacak. Evet, işe yarıyor mu? Kesinlikle ve kesinlikle işe yarıyor. Hadi şimdi detaylıca bu nasıl bir ayakkabıymış? Terlik ayakkabı diyebilirim hatta. Detaylarına geçelim. Ayakkabımız gördüğünüz gibi ilginç, farklı bir tasarım. Kesinlikle ayakta daha güzel durduğunu düşünüyorum. Oldukça yerden yüksek. Yani rahat sizi bir 5-6 santim boyunuzu uzatıyordur. Dolayısıyla daha topuklu ayakkabı giymeyi sevenler için de güzel bir tercih olacağını düşünüyorum. Bu ayakkabı arkadaşlar ilk önce 2021 olimpiyatlarında tanıtılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri sporcuları bu ayakkabıyı giyiyordu. Direkt Nike onların üstünde tanıttı. Çünkü arkadaşlar bu ayakkabının olayı kesinlikle ellerinizi kullanmadan giyebiliyorsunuz. Orada işte yüzme sporcuları, ne bileyim atletizmciler, şunlar bunlar hemen böyle bas giy çık şeklinde bu ayakkabıyı rahatça kullanıyorlardı. Hani terlik yerine kullanabilecek hem rahat hem şık bir tercih olarak bu sunulmuştu. Ben de o zamandan beri yani ne güzel ayakkabıymış, hani çıksa da ben de alsam diyordum. Nike'da da görünce arkadaşlar direkt sipariş etmiştim. Yeni çıktı zaten bunlar. Ben de premium olmayan yani 1200 küsür liralık modeli tercih ettim. Yani benim için çok gereği yoktu. Sizler onu da tercih edebilirsiniz. 44.5 aldım. Biraz dar, yani önden biraz vuran bir yapısı var. Onun dışında sıkıntı yok. 45 alsam bağcıksız olduğu için de nasıl olur, nasıl eder onu bilemediğim için bu şekilde bir tercih yaptım. Sizler de bana kıyasla kendiniz yapabilirsiniz. Ben bütün koşu ve spor ayakkabılarımda, yani Adidas, Jordan, Nike hepsinde 44.5 tercih ediyorum. Yine sizler de kendinize göre bu şekilde tercihler yapabilirsiniz. Evet, şimdi tabanını alttan bir göstereyim ilk önce. Görmüş olduğunuz granüllü yapı, yani geri dönüşümden üretildiğini gösteren yapı. Bu da arkadaşlar materyalce, ağırlıkça yanlış hatırlamıyorsam %20 oranında geri dönüşümden üretilmiş. Gördüğünüz gibi burada bu küçük küçük granül parçaları var. Alt tabana baktığınız zaman önde ve arkada daha sert plastiklerden katmanlar yapılmış. Burada ise bu köpük yapısı var arkadaşlar. Oldukça da yumuşak. Ne köpüğü olduğunu bilmiyorum. Yani geri dönüşümden üretilen hangi köpük? React köpüğü mü veya işte Phylon köpüğü mü? Orası hakkında detaylı bir açıklama yapılmamış. Ama bir yastıklama size sunuyor. Yani şurası oldukça yumuşak bir yastıklamaya sahip. Buralar ise daha sert. Yani herhalde daha çok buraların sürtündüğünü mü düşündün Nike bilmiyorum. Her insanın ayağı farklı ama ufak da olsa bunu her ayakkabıya yapıyor zaten. Ön ve arka kısımlarına daha sert plastiklerden katmanlar, dış koruyucular kaynatıyor. Burada ise dediğim gibi köpük var. Siz bu köpük üzerinde, içinde, orta tabanında ayağınızı
barındırıyorsunuz. Şu içeride gördüğünüz ise arkadaşlar bu ayakkabının yastıklaması. Çok ilginç ve farklı bir yastıklama var. Bu dıştan da gözüküyor olması çok daha garip. Aman bunu böyle taşlı maşlı yerlerde, patikalarda falan giymeyin dalıp da. Bu daha çok şehir içi, özellikle yazın mazın rahat tercih edebileceğiniz bir ayakkabı diye düşünüyorum. Bu yastıklama kısmına hemen geçelim. Yastıklama görüyorsunuz şurada içeride arkadaşlar. Böyle daha granüllü bir yapı da burada mevcut. Sanki sağdan soldan paramparça yapmışlar ve ayakkabının içine koymuşlar gibi, ki doğru. Aslında bu çıkıyor olması lazım. Evet, çıkıyordu. Şu şekilde bir yapı, hatta bakın buradan çıkmış bile. Başka ayakkabılarda daha önceden kullanılmış olan Zoom X yastıklaması. Bu Zoom X yastıklaması daha uzun koşularda kullanılan ayakkabılarda oluyor. Yani sağlam koşu ayakkabılarında genelde bu yastıklama kullanılır. Oldukça da rahat. Fakat baktığınız zaman direkt buradan gözüken, bu pencerelerden gözüken bu değil. Tahminim ikinci bir katman var. Yani Nike bu konuda detaylı bir açıklama yapmamış ama elimle baktığım zaman altta da bir yastıklama olduğunu görüyorum. Bu daha çok tabanlık olarak düşünebilirsiniz. Hani genel itibariyle bu köpük tamamıyla boş değil. Sanki iki katmanlı bir yastıklama var. Buradaki yine içinde kullanılan tabanlık da geri dönüşümden üretilmiş. Çok rahat, kesinlikle çok keyifli. Yüksek olması da bilmiyorum, farklı bir his veriyor. Hani basketbol ayakkabılarında da buna benzer hisler oluyor. Onlarda hani kaslı büyük ayakkabılar. Bu o kadar tabii ki büyük, iri olmasa da daha minimalist fakat yüksek bir izlenimi var. Ama genel itibariyle taban ağır hissettiriyor. Yani giydiğiniz zaman üst kısmı o kadar hafif ve o kadar böyle bez şeklinde ki alt taban tamamıyla ayakkabının ağırlığını alıyor. Hani daha farklı ama alıştığınız zaman çok da kötü değil tabii ki. Hemen üst kısmına geçmek istiyorum. Üst kısımda arkadaşlar güzel bir dikiş yapısı kullanılmış ve inanılmaz havadar. Yani ayağınız üşüyebilir soğuk havalarda giyerseniz. Özellikle şuralardaki daha ince ve kaldırdığınız zaman bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bakın evet, arkası gözüküyor dikkatli bakarsanız. O kadar içini gösteren, içini geçirgen bir yapı. Birkaç dikiş yapısıyla sanki tutturulmuş gibi Nike logosu hemen ayağınızın üstünde. Ön kısımda ise parmaklarınızın vuracağı kısımlar burada kuvvetlendirilmiş. Sevmediğim bir yapı olarak arkadaşlar bakın şurada çok fazla, yani üstten ve alttan birleşiyor olması biraz parmaklarımı buralarda hem böyle çıkarttı hem de acıttı. Hani bu sevmediğim bir yöntem. Keşke şunu biraz daha yukarı kaldırıp daha böyle kutu halinde burayı yapıyor olsalardı. Hani parmakları böyle incelenen arkadaşım var mı bilmiyorum ama genel itibariyle parmaklarımızın bir büyüklüğü var. Yani el parmağımıza bile baktığımız zaman daha büyük. Hani şurası böyle iğne ucu gibi sivrilmesi lazım bu yapıda. O hoşuma gitmedi. Baktığım zaman resimleri falan da herkesin böyle olmuş arkadaşlar. Hep ayakları buradan çıkmış. O biraz benim için hoş olmadı. Biraz daha arkaya baktığımız zaman arkadaşlar Flyiz logosu burada. Ve iki adet de şurada şöyle lastikle güzel bir tutturma yapılmış. Burada dik, biliyorsunuz bağcık yok. Bağcıklarınızı kullanmanıza da gerek yok. Burada aslında tek bir lastik şöyle döndürülmüş. Tekrar buraya getirilmiş. Lastikle çok çok iyi işler yapıyorsunuz. Nike Lite FlyEase ayakkabısının en önemli ve farklı özelliği ise FlyEase olması. Yani FlyEase dediğimiz, buradaki şu logoyu da görüyorsunuz. Şu demek oluyor arkadaşlar. Kolaylıkla giyebilir ve çıkartabilirsiniz. Ellerinizi kullanmanıza gerek yok. Hatırlarsanız basketbol ayakkabısında da Universe FlyEase diye bir ayakkabı vardı. Nike Zoom Universe FlyEase diye bir ayakkabı vardı. Ondan aynı şeyden bahsetmiştik. Ellerimizi kullanmıyoruz ve direkt olarak terlik gibi giy çıkar yapabileceğimiz tarzda kolay ve giyimi basit bir ayakkabı. Bu giyim çıkarımı yapabilecek mekanizma da şu arkada görmüş olduğunuz farklı ve değişik duran, adeta fütüristik bir tasarım dediğimiz, yani yenilikçi ilerici bir tasarım dediğimiz plastikle sağlanıyor. Bu oldukça güçlü, kuvvetli. Giydiğiniz zaman ve çıkaracağınız zaman bu şekilde büzüştürüyorsunuz ve rahat bir şekilde ayağınızı buradan giyip çıkartabiliyorsunuz. Çok güzel, çok harika. Normalde Kizik diye bir firma bunu üreten ve patentli üreticisi. Nike de onlarla işbirliği yapıyor. Yani aslında bir nevi lisans almış ve üretiyor. Farklı farklı FlyEase teknolojileri var. Bu Nike Universe'da hatırlarsanız böyle arkası tamamen açılıyordu ve yapışıyordu arkaya ve o şekilde giyip çıkartabiliyordunuz. Normalde arkadaşlar FlyEase ilk çıkışta öyleydi en azından. Daha sağlık problemleri olan, işte bir ayağı yok, bir eli yok, vücudunun bir kısmı felçli olan insanlara yönelikti. Fakat artık Nike bunu biraz daha genele yaymaya başladı ve yani bağcıklarınızı ilklemek istemiyor musunuz? Daha rahat, kolay çıkartıp giymek mi istiyorsunuz? Alın buyurun şeklinde bir şeye dönüştürdü. Pazarlama stratejisine de dönüştürdü. Bunun gibi birçok farklı farklı ayakkabılar var. Hatırlarsınız o da yine FlyEase Go'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bükülen bir ayakkabı var. O da gelmiş Nike'a, yakında onu da alıp incelemek istiyorum. Ayağınızı bastığınız anda pıt diye o da kapanıyordu. Bu da onun farklı bir versiyonu. Daha şık duran, daha gündelik ve bana göre en güzeli hatta spor ayakkabısı duran. İyi bir tasarım, mantıklı bir tasarım ve efektif bir tasarım olmuş. Dediğim gibi normalde daha bedensel
özürlülere yönelik bir çalışmayken bunu artık herkes alabilir ve kullanabilir olmuş. Gerçekten arkadaşlar o kadar güzel işe yarıyor ki, eşim de biraz şeydi yani, ben zannetmiyorum öyle olacağını, illaki elini falan kullanman gerekir diye düşünüyordu. Ama öyle olmadı. Gerçekten çok kolay ve rahat kullanılıyor. Bu yapanın şöyle dik duruyor olması da ayağınızı rahatça giyip çıkartabiliyor oluyorsunuz. Elinizde diyelim ki taşınıyorsunuz, işte bir ağır bir koli var, bir şey var. Tak tak giy çıkar ve kolayca yoluna devam et şeklinde oluyor. Özellikle ayakkabıların arkasına basmayı sevenler için bence harika. Hiç burada basmanıza gerek olmayacak ve tak diye rahatça giyebileceksiniz. Mantıklı, güzel ve farklı teknoloji barındıran, benim sevdiğim tarzı bir ayakkabı oldu ki biliyorsunuz bu kanalda farklı farklı yeni yeni ayakkabıları incelemeyi seviyoruz. Genelde basketbol ayakkabılarında çok fazla teknoloji olduğu için onları inceliyorum ama bu yürüyüş ayakkabısı da bence harika. Sizler de almak isterseniz aşağıya açıklamaya link bırakacağım. Oradan alabilirsiniz. Benim 2 haftalık, 3 haftalık yaklaşık tecrübelerim bu şekildeydi. Kesinlikle sıkıntı yaşamadım. Çok rahat, çok nefes alabilir. Dediğim gibi önde sadece burası vurması sıkıntı oldu. Yerden yüksek, biraz taban ağır bir ayakkabı. Ama giyip çıkarması çok keyifli, çok rahat. Özellikle yazın için dediğim gibi harika olacaktır. Tatil beldelerinde falan da çokça kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir problem daha söyleyeyim. Şu içindeki normalde glide, yani kaymak demek. Glide fly is. Ama bu içindeki yapı arkadaşlar biraz çorabınıza yapışıyor. Yani o kadar böyle glide olmuyorsunuz. Aslında keşke daha kaygan bir yapı olsaydı daha rahat olurdu diye düşünüyorum giyip çıkarması. Fakat bu dediğim gibi biraz çorabınızı tutuyor. Şuradan baktığınız zaman da iki yine yapılı bir ayakkabı gibi gözükecek. Şurası, şu topuk kısmı bir arkadaşlar, şöyle çaprazdan düşünürseniz. Ve buradaki içerideki A kısmı, üst kısmı yine farklı bir yapı gibi duruyor. Yani birbirine şuralardan şuralardan tutturulmuşlar bakarsanız. Şuralardan şuralardan yanlardan tutturulmuşlar. Bu arka topuk kısmı tabii ki bu işi yapan ve bu teknolojiyi sağlayan. Logosu da burada. Görsel olarak bilmiyorum, beğeniyorsanız. Mavi rengi var, turuncumsu renkleri var. Daha farklı renkleri var. Ben griyi beğenmiştim. Bu şekilde keyifli, güzel bir ayakkabı oldu. Ve incelememizi bu şekilde sonlandırabiliriz. Yine tahmin ettiğimden uzun sürdü. Oldukça fazla konuştuk. Hem teknolojileri olarak hem işe yaraması olarak bence keyifli, güzel olmuş. Bakalım bundan sonra da nasıl farklı versiyonları gelecek. Yine bu kanalda da sık sık görüyor olursunuz. O yüzden takip etmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı farklı birçok içerik yapıyoruz. Koşu yürüyüş ayakkabılarına da eğilmek istiyorum. İncelemem gereken birçok yürüyüş koşu ayakkabısı var. İşte Ultra Boost'ları yeni aldım. Onun dışında bu işte yine çöp koleksiyonundan, geri dönüşüm koleksiyonundan ayakkabılar var. Sonra buz var, şurada sağda görüyorum şimdi. Onların incelemelerini, kutu açımlarını, vlogları görmek için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dahisi bugünlük out.